Ömer, daha ne kadar yolumuz kaldı? 2-2,5 saate varırız abi. Abi sen kendin kullanıyorsun ha arabayı. Üf, aman ben şurada biraz kestireyim. Hani bana anlatmıştın ya, sizin köyde yaşayan bir adam vardı ya. Neydi adı? Ali miydi neydi? Çolak Ali. Ha işte Çolak Ali. Hani sen bunun hakkında bir şeyler yazmıştın, bana da anlatmıştın. Bir de Mert'e anlatsana. Köye gidiyoruz ya. Ya Hasan, benim senin gibi batıl inançlarım yok. Anlatsa da bir şey değişmez zaten. Öyle mi? Tamam abi. Ya ne yapıyorsun abi ya? Ne yapıyorsun? Ne oldu abi, korktun mu? Ne biçim araba kullanıyorsun abi? Ehliyetini bakkaldan mı aldın? Abi, üç harflerden korkmuyorsun da arabadan mı korkuyorsun? Ay, başlayacağım üç harfine ya. Bir tekrar daha. Yavrum, ne düşünüyorsun bakayım sen? Leyla öğretmeni. Ödev verdi de. Ödevmiş bakalım gece vakti seni böyle düşündüren. Hikaye ödev anne. Hı. En ilginç hikaye yazan ödül verecek. Ama bu hikaye gerçek olmalıymış. Ve bu hikayeyi ben yazmalıyım anne. Yoksa Leyla öğretmen... Boş ver şimdi Leyla öğretmeni. Hadi bakalım, saat geç oldu. Şimdi yat, yarın düşünürsün. Oldu mu oğlum? Hadi benim kızım. Hadi benim çocuğum. Hadi. Allah rahatlık versin yavrum.
İyisin canım. İyiyim canım, iyiyim. Vallahi muhteşem. Ben bir Kemal amcaya selam verip geliyorum. Tamam. Estağfurullah. Hoş geldin. İyi misin? Hamdolsun Kemal amca. Sen nasılsın? Çok şükür. Çok şükür. İyiyiz. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ha? Arkadaşlarla beraber geldik. Buraları merak ediyorlardı. Üzerinde çalıştığım bir roman var. Hem onun için hem de annemin ölümünden sonra doğduğum köyü bir ziyaret etmek istedim. Aferin sana. İyi. Sen hep vefalı bir evlattın zaten. Nur içinde yatsın anacığım. Kemal amca. Buyur oğlum. Çolak Ali'den bir haber var mı? Maalesef oğlum. Epey zamandır haber alamadık. Neyse, hadi arkadaşlarını da çağır. Doğru bizim eve. Yasemin yengen çok güzel yemekler yapar. Sonra gelelim Kemal amca. Hadi hadi. Şimdi onlar da yol yorgunudur. Dinlenelim. Yarın gelelim. Sen bize hem keyif gezdir hem de yemeğini yiyelim, olur mu? İyi, peki o zaman. Hadi kal sağlıcakla. Hadi selametle. Sen de midenden başka bir şey düşünmüyorsun be. Ben eve geleyim, sonra da bir şeyler hazırlayalım, tamam mı? Tamamdır. Tamam. Şşt, hadi. Sen ceketini aldın mı arada? Aldım, elimde. Öbürü ya. Thank you.
Derya? Derya? Ömer, nasıl bir yer burası? Hadi. Hadi gel çıkalım buradan. Dayanamadın mı sen? Aslında hepimiz onu çok merak ederdik. Çünkü korkuyorduk. Çocukken de kimse oynamak istemezdi onunla. Oynamak bir kenara, yanına bile yaklaştırmazlardı. Ben de bu durumuna üzülüyordum tabii. Korkuyordum da. Ne bileyim. Özürlü olmak suç değil ki abi. Ailesi hakkında birçok rivayet vardı. Babasının ölümünün üç harflerden olduğu gibi. Ne? Üç harfler mi? Abi ben çok korkarım onlardan ya. Suçlu Cafer, git şuna biraz git. Mert. Ne? Yapma. Ömer. Belki kaza falan geçirmiş, ölmüş olamaz mı? O kadar zaman geçti. Eğer ölmüş olsaydı cesedi ortaya çıkardı herhalde, değil mi? Bizim hastanın üç harfleri kaçırmış olmasın. Abi ne hastanın üç harfleri ya? Benim üç harflerim mi var? Bir musallat olursa sana görürsün. Tamam çocuklar, yapmayın. Abi tatile gelmişiz, adamın konuştuğu laflara bak ya. Tamam arkadaşım, tamam. Haklısın. Abi sen en iyisi bana yatacağım yeri göster. Ben gideyim uyuyayım ya. Siz ikiniz şu odada yatacaksınız. Abi ikiniz mi ikiniz anlamam ben. Ben salonda yatıyorum abi ya. Beni bununla aynı yere koyma. Aa, gel kanka. Bak ben tek başıma uyumaktan korkarım. Hem sensiz yapabilir miyim lan ben? Hadi gel. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Canım. Hı. Sen de burada annemin odasında yatarsın. Tamam, olur. Hadi gel. Bebek bu. Annenden kalan son bez bebek bu. Ömer. Annenden niye hiç bahsetmiyorsun? Yani ben merak ediyorum. Biraz anlatsana. Annem köyün çocuklarına bez bebek dikerdi. Derya, hadi canım yatalım artık. Geç oldu. Ben de bir duşa girip yatacağım zaten. Ah. Hadi iyi geceler. İyi geceler Ömer abi. İyi geceler.
Anne, anne ne yapıyorsun? Sabahlar. Ben Kemal amcanın kızıyım. Size börek getirdim. Börek? Teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız içeriye? Yok, teşekkürler. Ben gideyim. Kimmiş gene nasıl? Bir güzel kız, bir tepside börek. Oo, böreğe bak. Börek burada da kız nerede? Kız gitti. Aa. Kemal amcanın kızıymış. Oh, börekler lezzetli görünüyor ha. Hadi hemen yiyelim, daha Kemal amca köyü gezdirecek bize. Çok iyi fotoğraf çekerim ben de ha. Tamam. Öğle yemeğine de Kemal amcaya davetliyiz zaten biliyorsunuz. Süper ya. Hayırdır Hasan? Mecnun Leyla'sını burada mı buldu yoksa? Ha? Ağzın işleri anlayalım yani. Abi uğraşma benimle ya. Ne güzel yemek yiyoruz burada ya. Tamam tamam. Hadi hadi. Kemal amca birazdan gelir. Tamam. Belki bize hep börek getiren olur artık. Vallahi bilmem. Börek kim yapmışsa çok güzel yapmış. Hadi yediyseniz kaldıralım bir an önce. Tamam, tamam. Hadi kalkalım. Şunu da al hayatım. Hadi herkes bir tabak alsın. Hazırlamıştı şimdi yemekleri inşallah. Buyurun bakalım. Hadi oğlum hadi çekinmeyin hadi bakayım. Mert oğlum buyurun. Şimdi birazdan da börekleri getir.
Sıcak sıcak çocuklar, soğutma da iyi. Ama oğlum önüm boş kalmış, hadi soğutma da. Yasemin teyze, börek harika olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Bunu bana öğretebilir misin? Tabii ki, vermem de hatta beraber yaparız bunu. Biraz uzak kalmış, hadi buyurun. Çok güzel. Nasıl buldunuz köyümüzü? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Neydi o? Düğmeli evler kızım. Düğmeli evler çok ilginç. Onlarla ilgili bir sürü fotoğraf çektim. İyi etmişsiniz. Mert oğlum sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun bakayım? Öğrenciyim ben. Nerede okuyorsun? Ne yapıyorsun yani? Ne olacak? Felsefe okuyorum Kemal amca. Ömer küçükken de çok meraklı bir çocuktu. Köyün tüm hikayesini anlattın mı ha? Kerata. O anlatmayı pek sevmez Kemal amca. Yazar beyefendi. Vallahi Kemal amca sizin köyde bir tane adam varmış kaybolan. Arkadaşlar bütün gece onun hikayelerini anlatıp rivayetler uydurup durmadan halüsinasyon gördü. Çolak Ali'nin ailesini en iyi Kemal amca tanır. Hadi Kemal amca. Sen anlat. Selim'i iyi tanırım. Arkadaşım. Ve Gülsüm de tanırım tabii. O zamanlar çocuklar olmuyor. Selim tutturdu. İlla Selim'i hocaya götüreceğim diye. Selamun aleyküm Kemal. Selim, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Şükür, şükür. Sen nasılsın? Sağ ol kardeşim. Gördüğün gibi işte. Bir şeyler kırıyoruz, akşam ağzımda gidiyoruz. Kemal, sana ihtiyacım var kardeşim. Hayır kardeşim. Nasıl bir yardım istiyorsun? Biliyorsun. Kaç yaşına geldik? Hala çocuğumuz olmuyor. Doğru. Büyüsün. Kemal. Büyücü Kazım diye birini tanıyor musun? Doğrudur. Evet. Kardeş beni ona götür. Merak etme kardeşim. Eyvallah. Şunları bir kırayım ondan sonra gideriz. Eyvallah. 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 Neyse Selim, Gülsüm'ü bir hocaya götürmüş. Yalnız hoca dediysem, o bildiğimiz hocalardan değil. Büyü işleriyle uğraşırdı o zaman o adam. Yağmurlu bir gündü. Sen, Abdullah oğlu Selim, sen Fatma kızı Gülsüm'sün değil mi? Peki, neden size yağmur zamanı buraya gelin dedim, biliyor musunuz? Aşağıya doğru dökersin.
yağmur suyunda sır vardır. Gökten geldiği vakit bize yol gösterir. Hadi kızım. Bunları gözlerimle gördün mü? Rahmetli babanla gördük Ömer. Babamla mı? Ya, babamla. Köyde onların varlığından söz edince kimse evinden dışarı çıkamaz oldu. Ama biz o zamanlar tabii
İki bıçkın delikanlıyız böyle. Hiçbir şeyden de korkumuz yok. Kemal. Kardeşim. Kısmet istemeye gideceğiz. Oo, desene yakında düğün var. İnşallah. Hadi bakalım kardeşim. Şimdi senin düğünde davul da olur. Şöyle karşılıklı bir güzel oynarız seninle. Hele o günler bir gelsin. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ne oldu Kemal? Allah Allah. Ya Mehmet, Arif amca bu saate kadar açık olur muydu ya? Evet, çok garip. Mehmet, hazır buraya kadar gelmişken bir güzel banyo yapalım, ne dersin? Yorgunumuz zaten. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Hadi kardeşim. Kemal, Arif amca yerinde yok. Allah Allah. Nerede acaba Arif amca? Arif amca! Arif amca! Hadi ya, biz yüzlerimizi değiştirelim. Arif amca, hamamı açık görünce biz Mehmet'le beraber yıkanalım dedik. Adam hamam sahibi kardeşim ya. Demek ki yıkanmasın bu saat kadar bekliyormuş. Hadi geç alalım kralım. Selamünaleyküm ağalar. Mehmet, oğlum bunlar kim ya? Daha önce gördün mü sen bunu? Köye gelen kamyoncu olabilir. Geç mi? Thank you.
zamanlar hayal meyal hatırlıyorum. Baban kese almak için çıktıydı. Meğerse bayılmış. Gözünü bir açmış ki hamamın dışında. Neyse can havliyle toparlanmış. Bir de bakmış ki hamamın kapısı kilitli. Doğru muhtarı çağırmışlar. Muhtarla gelmişler. Kapıyı açarlarken Arif amca gelmiş, hamamın kapısını açmış. Meğerse o gördüğümüz Arif amca değilmiş. Muhtar o zamanlar sıkı sıkı tembihlediydi bizi kimseye anlatmamamız konusunda. Bu olayı sadece ben, baban, Arif amca bir de muhtar bildi. Abi o ses, bir çığlık duydum. Tamam, bir şey yok, sadece kabus görmüş. Ömer. Ömer bebek. Bebek orada değildi Ömer. Ömer bebek oradaydı. Bebeği oraya kim koydu? Tamam tamam canım, ben koydum. Ben kaldırdım oraya. Abi bu evde çok tuhaf şeyler olmaya başladı artık.
Abi sen niye korkuyorsun? Sana ne oluyor? Ya sen bir sus be. Arkadaşlar. Lütfen ben uyumak istiyorum. Tamam. Hadi geç hadi içeri. Yatalım biz de. Geç abi ya, geç. Geç. Ya basma yürü. Geç. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ben bir su içip geliyorum. Tamam. Gel yatalım. Hadi. Gel. Kemal amca! Kemal amca! Ömer! Hoş geldin oğlum. Hayırdır? Kemal amca sana bir şey anlatmam lazım. Ha, buyur oğlum. Dün gece çok garip şeyler oldu. Derya çığlık çığlığa uyandı. Ben rüyalarımın sürekli Çolak Ali'yi görmeye başladım. Tamam, sakin, sakin. Kemal amca sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi. Kemal amca, Veli Hoca diye biri varmış. Hangi köyde biliyor musun?
Bunlar sarı hacılar doğru mu? Kemal amca, bana bir tek sen yardımcı olabilirsin. Ne olur. Vallahi ne desem ki oğlum. İyi peki. Hadi yürü bakalım. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik hocam. Estağfurullah. Hocam, Ömer ve arkadaşları İstanbul'dan geldiler. Ben Ömer'in çocukluğunu bilirim. Yalnız Ömer'in bir sıkıntısı vardır hocam. Hayırdır inşallah. Ömer, sen anlat oğlum. Anlatır. Hocam, benim hikayem çocukluğuma dayanır. Ben daha çok küçükken babam bir kazada ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Babamın ölümünden sonra annem geçimimizi sağlamak için köyde ufak tefek dikiş nakış işleri yapıp köyün çocuklarına bez bebek dikerdi. Anne. Efendim oğlum. Bu ne? Oğlum, onun içinde ayetler var. Kur'an mı var? Kur'an-ı Kerim içindeki bazı ayetler var. Neden takıyorsun peki? Oğlum, ayetler Allah'ın kelimesidir. Onların içinde insanlar için şifa ve mutluluk vardır. Ha. Peki sen bunu taktığın için mutlu musun? Mutluyum oğlum. Hem de çok mutluyum. Mutluyum yavrum. Kuzum. Yaşım ilerledikçe evdeki bazı şeyleri fark etmeye başladım. Başlarda annem korkmamam için benden saklasa da bir süre sonra garip garip sesler duymaya başladım. Bir şeyler sürekli üstüme geliyordu. Ne bileyim, böyle garip gölgeler falan görmeye başladım. Annemi bir hocaya götürdük. Hoca bir muska yaptı. Sonra her şey yoluna girmeye başladı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sonra ben bir üniversite kazandım. Annemin yanından ayrılmak zorunda kaldım. Sadece tatilde gelip kendisiyle hasret gideriyordum. Her şey yoluna girmeye başlamıştı. Öldüğünde muskası yoktu. Boynunda böyle garip bir iz vardı burada. Aradık, taradık, o muskayı bir türlü bulamadık. Son günlerde rüyamda sürekli Çolak Ali'yi görüyorum. Sanki... Hocam. Kim niye büyü yapsın? Bak Ömer oğlum. Yıllar önce annene büyü yapılmış. Fakat o büyü... İyi akşamlar Melahat Hanım. İstediğiniz şeyler bunun içinde. Adı ne? Melahat. Ne istiyorsun?
O kadını bana bağla hocam. Selim efendi, bu büyüden geriye dönüş yoktur. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hristiyan cinler içerisinde Müslüman cinleri hiç sevmeyen Ezel kavmidir. Ezel kavminin ifriti Melahat'a salat edeceğim. 4 yasaya kalmadan etkisini gösterecek. Ya cinni Ezer. Derbinin cinni Azer. Dahi İsmail bin Emesi. Daha bey el kavmi. Ya cinniyeler, Melazi'yle Halebel'in şerrin. Ya cinniyeler, ya cinniyeler, Bilal-Mesih Teala'sine cinni. Ya cinniyeler, Melazi'yle Halebel'in şerrin. Melazi'yle Halebel'in şerrin. Melazi'yle Halebel'in şerrin. Ya da suya karıştır. Asla başkası yememeli. Bunu da evin önündeki ağacın dibine göm. Kemal. Al şu parayı. Selim. Al. Bu al para sen. Ne? Al sen. Al sen. Al. Ben bunu Melahat'a yediremem. Bunu yapsa yapsa Yasemin bacım yapar. Selim. Beni katma bu işe. Ben yapamam Selim. Yap bu kardeşine bir iyilik. Yap ama. Ben yapamam böyle bir şey. Hadi yap. Selim Yasemin yapmaz. Yapmayalım ya. Selim. Yapar. Yapar. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Ne yaptın? Ne yapayım? Börek yaptım. Melahat hastaymış. Sıcak sıcak götüreyim dedim. Ha. Üzerime ben bir ceket alayım. Sen geç içeri. Dinle. Tamam.
Ne diyor ayet-i kerimede? Düğme üfleyenlerin şerrinden sabah aydınlığını Rabbine sığınırım. Bak oğlum, annene iki düğümlü büyü yapılmış. Bu düğümleri bir an evvel bulup çözmemiz gerekiyor. Bize söylediklerine göre düğüm evin yakınında bir ağacın altına gömülmüş. Al oğlum şunu. Boynuna tak. Ne var içinde hocam? Allah'ın isimleri ve ayetleri var. Bunlar insanı her türlü kötülüklerden korur. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Bu bizim için birinci adım. Önemli olan ikinci adım. Yani ikinci düğümü bulabilmek. Peki ne yapmalıyız hocam? Burada mührü bulamadık. Eğer mührü bulabilseydik daha kolay olurdu. Veya Selim yaşıyor olsaydı. Şimdi çözüyor olabilirdik. Bu büyülerin özelliği birbiriyle uyumlu olmak. Yani bu düğümü çözerken diğerini de aynı anda çözebilmek. Peki diğer düğümü nasıl bulacağız hocam? Ona da inşallah diyelim Ömer oğlum. Ona da yarın bakarız artık ha. Tamam hocam. Ben bunları alayım, istihare uykusuna yatayım. Peki hocam. Peki, hadi iyi geceler. Hakikaten nerede olabilir ya? Ömer! Ömer bekle! Nasıl bir yer ya?
ne oluyor? Evet. Bert! 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 Bert!
burada biri var. Bu Çolak Ali. Ölmüş. Bu senin bahsettiğin adam değil mi? Ömer, buraya geldiğimizden beri başımız belada, kurtulmadı. Ömer gidelim artık buradan. Çok kötü şeyler olmaya başladı. Hemen çıkartmamız lazım. Halat alıp gidelim. Çabuk yürüyün. Yardım edin, çıkaralım. Ya Ömer, biz niye yürüyoruz? Polise, jandarmaya haber verelim. Hadi. Çolak Ali yok. Biraz önce burada değil miydi? Nereye gitti bu? Ömer gidelim artık. Lütfen. Veli Hoca. Hemen Veli Hoca'ya gidelim. Tamam. Çolak Ali'nin ölüsünü kuyunun dibinde gördük. Ne? Emin misin? Evet hocam. Kuyunun orada ölü bir adam vardı. Sonra birden kayboldu hocam. Biz anlamadık ne olduğunu. O zaman mühür Çolak'ta. Ne? Çolak'ta mı? Mühür kimdeyse onu kaçırırlar. Bu varlıkların hünerindendir bu durum. Demek ki yer değiştirmiş. Neydi babasının adı? Selim. Selim. Selim mühürü oğluna bağlamış muhtemelen. Ve büyüğü yaptıran kişi eğer ölüyse mezarına götürülür. Tabii ya. Çolak'ın rüyalarıma girip bana Selim Karlı'nın mezar taşını göstermesinin sebebi de bu o zaman. Hocam ne olursunuz bize yardım edin. Peki. Bekleyin biraz. Ya Allah!
Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Yerlerin şerrinden sana sığınırım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci düğümü de bulduk. Ömer, hadi artık canım. Tamam canım, geliyorum.